19. ders. Vakıf işaretleri. Bu dersimizde durak işaretlerini öğreneceğiz. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'de her ayet durak dediğimiz işaretlerle birbirinden ayrılmıştır. Bunun yanında ayetlerin çeşitli yerlerinde kelimelerin üst kısmında bulunan bazı işaretler vardır ki o kelime üzerinde durmanın hükmünü ifade eder. Ayet-i kerimelerin birçoğu bir nefesle baştan sona okunamayacak kadar uzundur. Bundan dolayı ayetlerin çeşitli yerlerinde durmak gerekebilir. Ayetin anlamını bozmayacak bir şekilde durmak için durak işaretlerine dikkat edilmelidir. Şimdi bu işaretlerin neler olduğunu ve ne anlama geldiklerini görelim. Mim, lazım vakıf anlamındadır. Muhakkak durmak gerekir. T, mutlak vakıf anlamındadır. Durulması daha iyidir. Cim, durmak caizdir. Fakat durmadan geçmek daha iyidir. Z, zaruret halinde durulabilir demektir. Sad, ruhsatlı vakıf anlamındadır. Zaruret halinde durulabilir. Kaf, geçilebilir de, durulabilir de anlamını ifade eder. Kif, durulabilir de, geçilebilir de demektir. Ayn, bu işaretin bulunduğu yere ayın vakıf denir. Bir konunun bitip diğer konunun başladığını gösteren ayetlerin sonunda bulunur. Namazda Kur'an okunurken burada rükû yapmanın uygun olduğuna işaret eder. Birbirine yakın iki yerde üç nokta bulunur. Bunların sadece birisinde durmak gerekir. Birinde durulunca diğerinde durulmaz. La, hayır anlamındadır. Durulmaması gerektiğini ifade eder. Kur'an ehli cennete girdiği vakit kendisine oku ve yüksel denir. O da okur ve yükselir. Her ayet için bir derece verilir. Şimdi bu işaretleri ayetlerde görelim. Durduğumuzda nelere dikkat edeceğimizi hatırlayalım. Alıştırmalar. Alıştırmaları dinlerken duraklarda bulunan işaretlere dikkat edin ve nasıl durulduğuna bakın. Mübin, müstakim, mislüne ve mâ, bilgayb, febeşşirhü, أصحاب القرية إذ جاءها آثارهم وكل إنا تطيرنا بكم لئن ذكرتم بل أنتم أطعمه إله واحد على العباد ثالث ثلاثة مرضى لمستقر لها ضَرًّا وَلَا نَفْعًا بِالْهُدَى عَلَيْهِمْ قَامُوا
بهذا مثلا متشابها لبعض عدو حيث شئتما خليفة إلا ما علمتنا ثمنا قليلا والسلوى عشرة عينا أو أشد قسوة والسماء بناء من خلاق والحجارة ألف سنة. Bu dersimizde durak işaretlerini öğrendik. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde tilavet secdesiyle sekte konusunu göreceğiz.